Peki Ali Rıza Hocam, damar hastalıkları nelerdir? Damarlar biliyorsunuz hayati derecede önemli bir organlardır aslında. Damarlar deyince aklımıza aslında iki tür damar geliyor biliyorsunuz. Hatta üç tür diyebiliriz belki. Bir atar damar, temiz kanı taşıyan, toplar damar, kirli kanı taşıyan, bir de kılcal damar dediğimiz toplar ve damar, atar damarların birleştiği, dokularda ve organlarda birleştiği kısım. Şimdi damar hastalıkları dünyada ciddi bir sağlık problemi. Zaten bu kalp hastalıklarına da giriyor biliyorsunuz. Kalp damarları tıkanınca, kalbin atar damarları dediğimiz koroner damarları tıkanınca kalp krizleri oluyordu. Atar damarların tabii en büyük problemi tıkanmaları. Tıkandığı bölgeye göre de bulgu ve hastalık yapıyor. Neresi tıkanıyorsa, kalp damarı tıkanıyorsa işte kalp krizi geçiriyor. Beyin damarı tıkanıyorsa felç geçiriyor. Böbrek damarı tıkanıyorsa böbrek yetmezliği gelişiyor. Bağırsak damarı tıkanırsa bağırsak yetmezliği gelişiyor. Ciddi ölümlere sebep olabiliyor. Onun dışında bacak damarları tıkanırsa işte ayakta gangren olabiliyor. Ayak kesilmelerine kadar gidebiliyor ya da ağrılara, yaralara sebep olabiliyor. Toplar damarlarla ilgili de toplar damar hastalıkları da önemli bir grubu oluşturuyor. Toplar damarlarda biliyorsunuz kanın kirlendikten sonra kalbe doğru getiren damarlar. Burada neler olabiliyor? Özellikle bacaklarda biliyorsunuz varisler önemli bir sağlık problemi. Kişilerde ciddi bir sağlık problemi yaratıyor. Neredeyse yani insanların %30'una kadar bir varis var. Varis aslında bir ciddi bir sağlık problemi değildir. Sadece damarın genişlemesi de yani damar tıkanıklığı değildir. Bazı durumlarda ciddi sağlık problemleri yaratabilir varisler. Genelde hani görüntü problemidir. Bazen de işte şikayetlere sebep olabilir, ayakta da ağrılara sebep olabilir. Ama bazı durumlarda venöz yetmezlik dediğimiz tablo gelişebilir. Toplar damar yetmezliği, venöz yetmezlik diye geçiyor. Onda da ne oluyor? Ayaklar şişiyor, işte renk değişiklikleri ve yaralar çıkabiliyor. Bu o zaman ciddi bir problem. Bu venöz yetmezliğin ileri safhası demek. Bu tür durumlarda o zaman o damarlara müdahale ediyoruz. Neler yapıyoruz toplar damarlarda? Biliyorsunuz toplar damarlarda kanın geri kaçmasını engelleyen kapakçıklar var. Özellikle aşağı kısımlarda her bir santimde bir, iki santimde bir kapak var. Çünkü kanı geri doğru çekiyor, aşağı doğru çekiyor ama kalbe gelmesi lazım. Şimdi ayakta durduğun süre içerisinde yaklaşık 1,5 metre yol gitmesi lazım. Onun itici kuvveti de çok fazla yok. Sadece kas kasılması ve atar damarından gelen güç. Ama bu kapakçıklarda hani problemler olur ise kan devamlı geriye doğru kaçacağından toplar damar içerisinde basınç artar ve buna bağlı olarak da işte damarlarda genişlemeler ve işte ödemler, şişler ve yaralar çıkabilir. Yani burada toplar damarlarla ilgili, varislerle ilgili genelde sağlık problemi yaratacak ölçüde olanlar işte yani 6 dereceyi sınıflandırırsak biz varisleri, işte 5. 6. evreleri, yani ileri evreleri, ayakta şişlikler başlamış, renk değişiklikleri başlamış, yaralar çıkmış, o zaman bu ciddi sağlık problemi yaratabilir. O zaman muhakkak bir şekilde o kapaklardaki kaçakları, sebep olan damarları düzeltmeye çalışıyoruz. Yani yüzeysel damarlarda ise genelde çok bir sıkıntı yok. Onları varislerle, işte endovasküler yöntemlerle halledebiliyoruz. Yüzeysel damarları. Lazer yapabiliyoruz. Ablasyon dediğimiz yöntemler yapabiliyoruz. Ya da yapıştırıcılar yapabiliyoruz. Ya da basit bir ameliyatla o damarı iptal edebiliyoruz. O varis pakeleri dediğimiz genişlemiş damarları da küçük böyle 2 milimlik, 3 milimlik kesiller yaparak o damarları çıkartabiliyoruz. Ama derin ven dediğimiz venlerde problem var ise oralara çok fazla bir şey yapamıyoruz. Bazen o derin venlerdeki kapakçıklarda hani düzeltme yöntemleri falan var ama sonuçlar onların o kadar çok yüz güldürücü değil. Genelde derin venlerde varsa çok bir şey yapamıyoruz. Bu tür hastalarda en önemli tedavi yöntemi varis çorabıdır. Yani aslında varis hastalıklarının en önemli tedavisi aslında varis çorabıdır. Ameliyattan bile daha değerlidir varis çorabı. Varis çorabı giyecekler, evet, varis olan hastaları. Varis olanları.
özellikle ileri evrelerdeyse, yani 5. 6. 4. 5. 6. evrelerdeyse, yani işte ayakta ödemler başlamış, renk değişiklikleri başlamış, yaralar çıkmaya başlamış tür durumlarda ise, o zaman muhakkak barış çorabı giymesi gerekiyor. İşte ameliyat olması gerekiyorsa da ameliyat oluyor. Ama bazen 1. 2. evre oluyor. Sadece böyle işte tenecekte izlediğimiz küçük kılcal damarlar gözükebiliyor. Onlar sadece çok büyük bir kısmı. Zaten şu varislerin %95'i ya da %98'i neredeyse sadece görsel problem. Herkese görülür mü varis? Yani %30 diyelim bütün popülasyonun. Az bir oran değil yani. 3 kişiden bir tanesinde oluyor yani. Yani bende de var. Çok ayakta duran kişilerde özellikle. Meslek hastalığı. Meslek hastalığı diyebiliriz biraz. Çünkü bu çok ayakta durmakla ilgili. Ne kadar ayakta durursak geri çekimine o kadar çok maruz kalıyor. Ve kapaklar zaman içerisinde dejeneralar kaçaklar olabiliyor. Çoğunlukla kuaför hastalığı derler. Kuaför, mesela berber hastalığı, işte doktor, hemşire, sağlık personeli, öğretmenler, böyle hani çok ayakta duran kişiler de bu oran yüksek. Bir de işte bayanlar biraz şanssız. Biraz hormonsal sebepler, gebelik, doğum, da hormonlar değişiyor. Tabii çok etkileniyor. Bayanlar biraz daha bu konuda biraz daha şanssız. Bayanlarda biraz daha fazla gözüküyor bu oranlar. Ama erkekler de gözükebilir ama bayanlarda daha sık. Ama dediğim gibi çoğu ciddi sağlık problemi değildir. Sadece görsel problemdir. Görsel problemlerde işte barış daha küçük bir yani tedavisi çok büyük bir kısmının tedavisi barış çorabıdır. Görsel problem olan yani 1. 2. evredik sadece damarlardaki genişleme olan hastalara yani görsel olarak estetik olarak problemi var ise onlara işte skleroterapi dediğimiz yöntemlerle iğneyle girip o damarı yok edebiliyoruz ya da lazerle bazen yapıyoruz, bazen yapıştırıcıyla, bazen küçük bir ameliyatla onları tedavi ediyoruz. Bazen dışarıdan lazer yaparak o küçük damarları yok edebiliyoruz. Toplar damarla ilgili aslında daha ciddi bir sağlık problemi denemen tromboz dediğimiz bir olay var. Denemenlerin pıhtılaşması. Bu biraz tehlikeli. Bu hayati tehlike oluşturabiliyor. Aslında dünyadaki ölümlerin de sık sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü bu toplar damarlardaki pıhtı oturup onun o pıhtının kopması akciğere gider ve akciğerli damarlarını tıkar. Tıkadığı zaman da o zaman oraya kan gitmediği için o kan temizlenemez ve ciddi solunum ve kalp yetmezliği problemleri olabilir. Bazen ani ölümlere sebep olabilir. Pulmoner emboli, yani denemen trombozu ve pulmoner emboli ciddi bir sağlık problemidir. Bazı kişilerde, bazı enzim eksikliği olan kişilerde de gözükebilir. Ya, bazı hastalıklarda yatkındır, böyle Behçet hastalığı gibi bazı romatizmal hastalıklarda sık gözükebilir. Bayanlarda, hamilelikte hani çok uzun süre basıya bağlı kaldığı için olabilir. İşte doğum kontrol hapı kullananlarda biraz sık gözükebilir ama en sık gözüktüğü durum uzun süre hareketsiz kalmaya sebep olan büyük ameliyatlar. İşte kalp ameliyatı olduğu, beyin ameliyatı olduğu, işte kalçada proteze olduğu, diz protezi olduğu, işte kadın hastalıklarının olduğu, bağırsaklardan olduğu, kalp ameliyatlarında bizim kalp ameliyatlarından sonra da olabilir. Yani orada çok uzun süre hareketsiz kaldığı zaman o damar hareketsizliğe bağlı olarak orada pıhtı birikebiliyor ve bu bazen işte çok ciddi problemlere sebep olabiliyor. Onun için zaten genelde doktorlar böyle büyük ameliyatlardan sonra kan sulandırıcı verirler, barış çorabı verirler bunu engellemek için. Yani hocam, bu bizim sıvı tüketimi. Sıvı tüketimi de tabii etkilidir. Çok susuz kalmak da bir şey değil ama en önemli sebep şeydir yani hareketsizliktir. En önemli sebep hareketsizliktir. Yani normal hayatta da hareketli olmak mecburiyetindeyiz. Tabii. Yani hareket her zaman iyidir. Ama bu damar yani derinen tromboz için tabii ki hareket çok iyi. Çünkü oradaki kanı iten güç o baldırdaki kasların kasılma gücüdür. Kasıldıkça itici güç olarak kanı itersen orası çok hareketsiz kalır. O kaslar kasılmaz ise orada pıhtı oturma ihtimali çok büyük. Yani bir gün böyle hareketsiz kalın ya da uzun süre otobüs yolculuğu yapın böyle 8 saat 10 saat. Vücudunuzda da bir uyuşukluk da oluyor o zaman. Oluyor ama bu damar tıkanıklığı son derece tehlikelidir. Yani ölümcül olabilir yani. Onun için denemen trombozu her zaman herkesin, her hekimin yani atlayabileceği de bir durumdur. Bazen çok bulgu vermez, bazen işte hasta şiddetli nefes darlığı ve göğüs ağrısından gelir. Anlayana kadar da kaybedilebilir yani, ölümcül olabilir. Onun için yani hem doktorların hem de halkın bu konuda bilinçli olmasında fayda var.
Şimdi toplar damarla ilgili söyleyeceğim bunlar. Atar damarlarla ilgili biliyorsun, atar damarlar da son derece önemli problemlerdi. İşte kalp krizlerinin en büyük sebeplerinden biri. Sebebi zaten yani evet. Atar damar tıkanıklığı, aterosikleroz dediğimiz koroner arterlerin tıkanması. Yani dünyadaki en büyük ölüm sebeplerinden bir tanesi hala. Felçler mesela son derece ciddi bir sağlık problemidir. O da beyine giden damarların tıkanması. Yani bacak damar tıkanıklıkları son derece yaygın bir problemdir. Bunların biliyorsunuz bu damar tıkanıklıkları, atar damar tıkanıklıklarının iki önemli problemi vardır. Bir tanesi sigara, bir tanesi de diyabet. Yani bu iki problem aslında bu hem diyabet hem sigara yani sadece damarları değil. Yani çok şeyin sebebidir biliyorsunuz. İşte bütün kanserlerin, akciğer kanseri, gırtlak kanseri, ağız, dil kanseri, mesane kanseri ve diyabet ve obezite de diğer hemen hemen bütün kanserlerin belki de tetikleyicisi olabilir. Yani obezite olan kişilerde kanser oranları daha yüksek gözükür. Şeker hastalarında bu kanser oranları daha yüksek. Zaten sigara içenler zaten çok yaygın. Yani bu atar damar tıkanıklıklarında bu iki önemli problemdir. Bir insanda şeker hastalığı var ise atar damarlarda tıkanıklık başlar. Bu kadar basittir yani. Bu kadar nettir yani. Şeker hastalığı demek damar tıkanıklığı demektir. O kadar nettir yani. Onun için şeker hastalarından mümkün olduğu kadar kişilerin yakalanmamaya çalışması lazım. Bunun için ne yapacak? Düzenli spor yapacak, kilo almayacak. Bu kadar basit yani. Yani şeker hastalığının en büyük sebebi obezite. Kilo sorunu olanlar dikkat tabii. edecekler, yediklerimize dikkat edeceğiz. Onun için özellikle belirli bir yaştan sonra, özellikle bizim bayanlarımız belirli bir yaştan sonra bırakıyorlar, spor yapıyorlar. Bir de bu yüzden günlerde hamur işi çok yiyorlar, şekerli çok şey yiyip içiyorlar. Yani işte obezitenin en büyük sebebi işte şeker ve hamur işi. Ama şunu da söylüyorsunuz, hani tamamen kesin demiyoruz ama böyle evet. daha böyle tadımlık. Tabii, daha böyle az. Tabii, her şeyden çok, yiyeceğiz çok, ama evet. Azı karar diyoruz. Yani şeker, diyeceğiz. Özellikle şeker hastalığı var ise bir kişinin kesinlikle şekerli bir şey yiyip içmemesi lazım. Yani şeker hastalığı tespit edilmişse, hadi şeker hastalığı tespit edilmemiş, zayıfsa yiyebilir. Peki, yani abur cubur hocam, ben çok tüketiyorum. Çok, son derece zararlı. Yani onu yapacağına böyle fındık ye, ceviz ye al cebine. Yani son derece zararlı. Kuru yemiş yiyebilirsiniz. Yani hani bitter çikolata birazcık yiyebilirsin biraz hani şeker az olan ama şekerli şeyi içmemek lazım. Peki. Alıştırmanız lazım ki şimdiden ileriki yaşlarda bu problemleri yaşamayasınız. Kahve tüketimi hocam? Ya kahve yani biraz faydaları var kahvenin. Kahvenin bir zararı yok hani damar tıkanıklığı. Tabii yine ilgili. Onda abartısız. Tabii. Her şeyin fazlası her olduğu gibi fazlası zarardır yani. Fazlası zarardır. Onun için damarlarımı korumak önemli. Yani ısrarla yine sigarayı bırakmayı son derece önemlidir. Son derece ciddi bir sağlık problemidir. Aynı zamanda diyabet de son derece. İki tanesi üzerine basa basa söylüyorum. Son derece ciddi sağlık problemi. Dünyanın şu anda Türkiye'nin belki de en büyük sağlık problemi bu iki sebeptir yani. Sigara ve obezite. Yani özellikle çocuklarımız şu anda çok büyük tehlike altında. Çıkıp çocuklar böyle sabah yani sokağa hazır çıkıp geçiyor. Oynayamıyorlar. Hepsi tablet başında, bilgisayar başında. Hareketsiz böyle abur cubur şey çok kuratılmış durumda. Yani reklamları açın bakın. Reklamların yarısı böyle abur cubur reklamı. Hep tatlı, şekerleme. Yani çok büyük bir saldırı altında insanlar. Çok dikkat, çocuklara özellikle çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Belirttiğiniz gibi çocuklar artık bilgisayarın, telefonun ve tabletin başında. Evet. Yani çok, çok ciddi ve obezite çok yaygınlaşıyor. Yemek kültürü yani %20'lere varmış durumda obezite dediğimiz var Türkiye'de. Bu çok hazır yiyecek. Tabii hazır yiyecek. Normal ev yemeğini unutuyorlar. Şekerli içecekler mesela onlar son derece zararlı. Yani meyve suyu dahil yani meyvenin kendisini yemek lazım suyunu değil. O bir zaten şekerli içecekleri, meşrubatları zaten söylemiyorum. Onlar son derece zararlı. Hepsi. Ama maalesef işte çocuklarımızda. Ama maalesef. Bu gıda yani bunun için bilinç, evet. Yani işte insanların, ebeveynlerin bilinçlenmesi lazım bu konuda. Buna karşı topyekun bir bilinçlenme ve savaş açmak lazım yani. Çünkü ileride doğurabileceği rahatsızlıklardan çok kesin, bahsettiğiniz çok ciddi,
çok ciddi. Kalp ve damar hastalıklarının tabii, en tabii, büyük sebeplerinden evet, tabii. biri. Obezite hem kalp damar hastalıkları hem kanserlerin. Evet, kanser yani bir, içerisinde. Yani kanser hücresi şekeri normal bir hücreden 200 kat daha fazla kullanıyor. Yani kanser hücreleri şekeri çok seviyor. Çok iyi kullanıyorlar. Yani bak kanser karışmasıyla ilişkili bir şekerin ne kadar zararlı olduğunu oradan da çıkıyor yani. Mesela çay şekerli çay. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle bırakmanız lazım. Yani. Evet, çay şekerli içmiyoruz sevgili. Kesinlikle yani. Kesinlikle, kesin yani. İçinde şeker olan, yani benim burada hastalarıma veren genel tavsiyem, genelde bizim hastalarımız işte bypass olmuş hastalar, işte şeker hastaları büyük bir kısmı. Kesinlikle şekerli bir şey yiyip içmelerini kesinlikle önermiyorum. Yani içecekleri olsun, yiyecekleri olsun. Ve hamur işi de mümkün olduğu kadar az.